Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında. Çikolataya bayılırım. Ancak çikolata böyle raftan aldığınız kadar yapılması kolay bir şey değil. Özellikle de en niteliklisi olan bean to bar. Yani çekirdekten doğrudan tablete olan çikolatalar epey yapılması zor. Coşkun ve Gonca'nın yanına gidiyoruz. Onlar bu konuda çok bilgililer. Bu çikolatalar nasıl yapılıyor? Lezzet profilleri nelerdir? Çikolataya dair birçok sorum var. Hepsini onlara soracağım. Gidelim öğrenelim. Selam. Bean to bar hikayesinden birazcık bahsedebilir misin? Bean to bar nedir? Raftaki çikolata nedir? Raftaki çikolata tamamen sanayinin ürettiği bir çikolata. Bean to bar'da hikaye, siz sadece çekirdek... Bean to bar'da özel çekirdek önemli olan, yani ham maddenin özel olması bean to bar'ı özel yapıyor. Tek merkezli çekirdek dediğiniz, yani single origin dediğiniz. Single origin, yani o bir tarla olabilir, bir üretici bölge, kooperatif olabilir, bir ülke olabilir. Önemli olan o genetik yapısının, aromatik profilinin özelliği ve tabii kaliteli fermentasyon. Yani bu dükkana bu fermentasyon işlemini geçirmiş olan kakao çekirdeği girdikten sonra belli proseslerden sonra pakete gelene kadar belli bir aşaması var. Aslında ben bugün bunu göreceğim size ben. Bu arada bugün diyorum ama bugünlük bir şey değil. Bayağı 5 gün falan sürüyor. Aynen. Heyecanlıyım o açıdan. Şurada şeyler var, çekirdekler var. Evet, fermente oldukları için fermente kokusu vardır. Mesela sırf Peru'da belki 50 çeşit çekirdek vardır. Hepsi Peru olunca farklı single origin olarak tam bean to bar diyebiliyor muyuz? Peru Chuncho, Chuncho, Peru Gran Nativo, bir sürü Peru var yani. Şimdi bize gelmeden önceki bölüm çok önemli. Şartlar iyi gitti, aromatik doğru üretilmiş çekirdek geldi. Ona bölelim. Dünyadaki en iyi bean to bar üreticilerine verin. Hepsi farklı tat çıkarır. O zaman ben en favorinizi tatmak istiyorum sonra... Hem çalışalım hem aralarda çikolata tadalım. Bizim Madagaskar en çok satanımız. Aha. Garip bir çikolata tadımı yapacağım size. Ben burnumu kapatarak tatmayı seviyorum. En güzeli. Ben bayağı meyveli bir çikolata yiyorum. Aynen öyle. Bean to bar'a hoş geldiniz. Şu anda şoklar içerisindeyim. Ya. Bu arada içerisinde meyve yok arkadaşlar. Çikolatadan keyif almayı öğrendik. Diyelim ki 5 profil var içinde. O fermentasyon hasatta o 5 profilin 3 tanesi öne çıkabilir. Ama kimin çıkacağını biz bilmiyoruz. Ben 6 ay sonraki hasadı alayım, yapayım, yine ben yapayım. Belki portakal kabuğu esansı öne çıkacak. Damağımdaki bitişi hala sürüyor yani. Evet. Şu anda hala başka bir çikolata denemek istemiyorum. Hala geziniyor aroması ve çok uzun süren bir aroması var. O zaman çalışmaya başlayalım. İşimiz uzun. Bugün Peru Chuncho günü. 2 kilo, 2 kilo, 6 kilo kavuruyoruz. 2 avuç genelde yarım kilo gelir. Perfora tepsi kullanıyoruz. Tamamen her yere hava gitsin, eşit kavrulsun diye. Her çikolatacının, sizin gibi çikolatacının kendine ait bir kavurma derecesi mi var? Evet. Yoksa her çekirdeğe özel bir kavurma derecesi mi var? Yoksa bunların ikisinin o da var. Şey, o da var mı? Ama şöyle bir stil var. Hmm. Mesela diyelim ki siz rakam atalım ama arkadaşlar şey yapmasın. Ve diyelim ki 150 derece 45 dakika yarım saat. 5 derece yukarı 5 dakika öne arkaya alarak bir stil oluşturuyorsunuz. Şimdi bunu kaç derece kavuracağız peki? Söylemeyeceğiz. Onu söylersem CIA, FBI'nin yaptığı gibi... Tamam kavuruyoruz. Kavrulduktan sonra çıkmış halini göreceğiz. Çok bilenlerin sonunu... Tamam. Evet. İçindeki nem oranı sıfırlanıyor. Aroma profili gelişiyor. Kokusu bambaşka bir noktaya gitti. Evet. Az önce çuvalda kokladığımız şey kırmızı meyvenin fermente hali gibi kokarken şu anda kavrulmuş bir yemiş kokusu var içeride. Aynen, kuru yemiş diyecektim. Soğuyunca kırma makinemiz var, orada kıracağız. Aslında şu elimle yapacağım işlemi, kırma işlemini yaptım. Bu kabuğu. Evet. Bunu biz içine ne kadar atmazsan o kadar kaliteli olur, saf olur. Bu da meyvesi aslında. Evet. Daha acı bir şey yiyecekmişim gibi düşünüyorum. Hayır. Hiç acı değil. Değil çünkü kavurma... Doğru yapılmış. Yani buradan şey anlayabiliyor muyuz? Bitlerin neden bitter olduğunu. O zaman kakao oranının yüksekliği aslında onu bitter yapmaz mı? Hayır, asla. İşte aradığımız hayır, şey bu. Asla. Çok güzel. Hadi gidelim kıralım.
Çekirdekler kırıldıktan sonra şimdiki aşamamız nedir? Büyük parçalı kırıldığı için kabuklar da biraz böyle ayrıştığı içinden bir havalandırma düzeniyle kabuğundan mekanize şekilde ayırıyoruz. Şimdi bunlar aralarda kaçanlar. Evet. Bu aslında şu anda neredeyse çok temiz bir çikolata nibi dediğiniz. Kabul edilebilir kabuk adedi var içinde. Çok detaya girmezseniz yeterli yani. Şöyle yayınca zaten görüyorsunuz bak kabuk ben bile gördüm. Sonra böyle ayıklıyoruz. Kabuk kötü bir şey değil ama maksimumun maksimumu ne kadar çıkarırsan o kadar iyi. Siz bundan bir yağ ayrıştırması yapmıyorsunuz ama değil mi? Hayır. Bu ürün içerisinde ne kadar yağ varsa aslında sizin ürününüzde bu kadar yağlı oluyor. Aynen. Ek de koymuyoruz, içinden de almıyoruz. Almıyorsunuz. Çekirdekte ne kadar peki, yağ varsa... Peki bean to bar'da böyle olmak durumunda mı? Bean to bar'a kakao çekirdeği ve şeker dışına yağ eklenir. Kötü bir şey değil. Değildir. Biz tercih etmiyoruz. Anladım. Burada bir sıfır atık durumu da var. Evet, o kabuğu da biz kakao çayı olarak kullanıyoruz. Kakao çayı olarak aynen, bunu veriyorsunuz. Tabii, organik bir de ürün. Çikolatada yemek budur yani. Daha birinci gündeyiz. Gün bitti. Evet. Biz şimdi bunların hepsini ayıklayacağız. Bunlar bitecekler. Bugünlük bu kadar. Mesai evet. Yeter. Yarın sabah erkenden bunların Melenciler. Artık ezilme işlemi başlayacak değirmende. İkinci günden günaydın. Şu görmüş olduğunuz kavrulmuş çikolataların kabuklarının ayıklanması tam... Kavrulmuş kakao çekirdeklerinin, çikolatanın değil. Hocam çıraklık böyle bir şey. Çekirdeklerin, kabuklarının ayıklanması tam 6 saat sürdü. 6 saat. Şimdi artık bunlar yavaş yavaş buradaki değirmen yani melanjer dediğimiz alete girecek ama onu ısıtmak için dünyanın en teknolojik aletine ihtiyacımız var. Fön makinesi. Şu an çarklar dönmeye başladı. Bunun içerisinde böyle çikolatayı döküyorsunuz da öyle bir anda oluyor gibi bir şey düşünmeyin. Böyle resmen 100 gram döküyorsunuz çikolata değil. Arkadaşlar bu iki oldu. Neredeyse 100'er gram 100'er gram ekleyeceğiz içerisine. Bu işlemde aşağı yukarı 4 saat sürecek. Sadece şu makineye eklenmesi. Daha şekeri konmayacak bile. Bir 4 saate yakında böyle içerisine devam edecek. Şimdi incelsin ki şekeri atalım taşmasın. Yani şeker attıktan sonra da 3 gün. 3 güne ihtiyacımız var. Hazır burada bir 4 saatimiz varken boş aynen. Durmayalım. Bir çikolata tadalım istiyorum. Burada farklı yerlerden, orijin diyorsunuz siz. Farklı evet. Orijinlerden aslında kakao çekirdeklerimiz var. Normalde bildiğimiz hani böyle genel anlamdaki çikolata işlemi bundan birazcık daha farklı. Orada zaten çekirdek işlenmiş halden çikolataya dönüşüyor ve eklemelerle. Ya da bu tarz profili olmayan düz kakaolu çekirdeklerden. Evet. Benim için mesela %65'ten 70'ten sonrası bitter çikolataydı. Ama burada gördüğüm çikolatalar %100 de var evet. Ama bu da bitter değil. Çikolatanın kakao oranı yükselirse kakao oranı yükselir. Acı olmaz. Evet. Acılık başka bir konu. Biz, bitterlik biz koyu başka. Diyorsun. Siz dark, evet. Dark diyorsun. Dark chocolate. Evet. Bu şu anda buradaki çikolata evet, değil mi? Peru Chuncho yaptığımız ürün. Bakalım yaptığımız ürün ne olacak? Bunda baştan geliyor aroma. Hı-hı. İlk vuruyor sonra kayboluyor. Bu Peru Grandativo. Deminki Peru ile aynı kooperatiften aldık. Ama başka bir şey çıktı ama başka içine. Tarla, başka üretici, başka gen ve birbiriyle alakası olmayan iki çekirdek ve iki çikolata. Üretim safhaları uzun. Ben Grandativo'cuyum galiba. Erime hızı bambaşka. Ve sondan gelecek tatlar. Hepsinin erime hızı, vurgusu, aroması farklı. Fermentasyon yöntemi ve bizim üretim şeklimiz de bu içindeki potansiyel 4-5 aromadan 1-2-3 tanesi ortaya çıkabiliyor. Tat profilleri aslında çekirdeğin tat profili. Evet, bir itibar zaten bu. Kaliteli bir çekirdek olan Belize'den ürettik. Maya Mountain. Bundan 3 orandan ürettik. 74'e 26, 85'e 15 ve 0 şeker. Bitter mi değil miyi burada tartışacağız. Tamam. Böyle bir şey yok. Bu net kuru üzümlü çikolata. İçinde kuru üzüm varmışçasına kuru üzümlü çikolata yani öyle. Yemekte nasıl ki en güzel içerikli yemeği yapsanız bile tuzunu tam atmazsanız o aroma patlamaz. Bir daha söyler misiniz neyini tam atmazsanız? Tuzunu tam kıvamında atmazsanız geriye götürür. Çikolatada da aynı. Şimdi 26 şeker attık. İçindeki o aroma profillerini patlattı tuzdaki gibi. Şimdi 85'e geçince o aroma flulaşacak. Mesela bunda bir ekşilik gelecek. Acı mı? Hiç değil. Aksine meyvemsi. Bu da sıfır şeker. Sıfır şeker geldi. Hiç acılık yok ama çok yoğun. Yani böyle %100 kakao. Yani şeker de olmayınca o aromalar aynen. Öne çıkamıyorlar. Aynen. İki favorim var şuraya kadar. Grandativo ile
Maya Mantu'nun Belize 74'ü. Benim şu anda yani gerçekten öne çıkanlarım oldu. Şimdi son iki tane gelmişken sorularım var benim burada. Beyaz çikolata nedir? Çikolata mıdır ya da? Böyle bir tartışma var ya. Boşuna. Kakao çekirdeğinin bileşeni kakao yağı ve kakao tozu. Kakao tozuyla çikolata yapıp ona dark bitter diyorsa kakao yağına da süt tozu ekleyip beyaz çikolataya da çikolata deriz yani. Beyaz çikolata çikolatadır. Bir de Ruby'miz var. Kakao çekirdeği ham haliyle böyle vişne çürüğü bir renk. Fermente edilip kurutulduğunda böyle siyah bir renge dönüyor. Böyle bademsi rengi var. O yüzden dark chocolate oluyor %100. Ama Ruby çikolatası fermentasyon aşamasında içine bir şeyler müdahale ediliyor. Burada farklı bir fermentasyon denenmiş ve bu ürün ortaya çıkmış bu aslında. Bu zaten meyve yapısı olan bir ürün. Orada daha bir ekşimsi tadı geliyor. Daha bir rengi pembeleşiyor ve çekirdeği pembe oluyor. Otomatik olarak da ondan çıkarıyor. Onu da çikolata yapınca zaten rengi pembe. Tadı da daha böyle meyvemsi oluyor. O tonlarda yani kalıyor. Bu dark milk. Dark chocolate'la sütlü arasındaki oranda süt tozu var. Çok kaliteli bir sütlü çikolatanın en güzel hali diyebilirim. Çünkü muhteşem bir yayılışı var. Benim favorilerim bir anda ne oldu? Grand Nativo oldu. Belize. Ve dark milk. İnanılmaz bir yemek veriyorsunuz. Ben şu anda heyecanla burası dönüyor. Burada dönüyor zannediyorsunuz ki burası böyle ah misler gibi çikolata. Öyle bir şey yok. Burası böyle buram buram asidik meyve asidi dolu içerisi. O ne zaman şekerle birleşiyor, ne zaman ki 3 gün sonra kendini bırakıyor o zaman gerçek çikolata kokusu geliyor. Çikolata kokuları içerisinde şelaleler akıyor gibi düşünmeyin. Üretimi epey meşakkatli. Ha. O zaman beklemeye devam ediyoruz. Evet. Ne bekliyoruz? Şekeri katma vakti geldi. Dakika sonra hazır herhalde. Evet. 72 artı 10. 72 saat artı 10. Şekeri attıktan sonra 72 saatmiş. Bir 3 saat önce bir geleceğiz. Ben bir intubara hazırım diyecek. Aromam da bu diyecek. Onaylayacağız. En az 2 kişi. Sen de onaylarsan 3 kişi. Kişi olur. Tamam. Zaten tadını da artık biliyorum. O tat geldi mi gelmedi mi? Ona yaklaştığını anladığımız anda kapatacağız. Yoksa geriye sarar. O zaman 69 saat sonra görüşürüz. Hala aynı yerdeyiz. Evet. Ben heyecanlanmaya başladım. Tamam. Ne yiyeceğimizi bilmek istiyorum. Zaten şu anda kıvamı muazzam duruyor. Evet. Şöyle bir durum var. Bu tabii size alışkanlık gerektiren kısmı ben anladım. Ilık olduğu için aromalar aslında biraz daha yukarıdalar. Bunun aynen. Bir soğuduktan sonraki halini aslında canlandırmak lazım. Tadıma devam etmek istiyor musun? Ben şu anda benim için ben bunu alırım mesela. Tamam. Sizin için okey mi? Olur. Şimdi de soğukla çözeceğiz. Evet. Hocam soğukta üstad siz miydiniz? Soğukta benim, sıcakta o. Tamam. Soğuklarda evet, sizsiniz. Büyük parça. Tamam. Şimdi bu çemberli gibi gözüküyor ama daha kaygan bir yapısı. Onun daha böyle hani ağza girecek hali. O 50 derece ya ben... Soğuyunca aynı tat değil. Ya. Tam anlayamadım bir saniye. Tamam. Tam anlayamadım. Tamam. Var mı anlamaya çalışıyorsun? O zaman şimdi ben tabii ki işletme kararına karışmak istemem. Ne diyorsunuz? Ben bunu okeyim. Sen de ona okeydin. Tamamdır. O zaman... Completed. Nerede yani? 71 çeyrek. 71 çeyrekte bitirdik işi. Şimdi çunçoyu büyük kalıplara döktük. Evet. Ama artık o bir ay dinlenecek. İyi olur. Bu da temperleme makinamız. Yani temper aslında öncelikle temper nedir ona bakmak lazım. Aslında biz çikolatayı burada yağ baktığımız zaman... Yağ kristallerini... kristalize ediyoruz. Hizaya sokuyoruz aynen. Bir yandan ama bizim sevdiğimiz çıtırtılı hale gelmesi için önce yüksek dereceye çıkartılıp tekrar... 45-50'lerde gevşetiyoruz yağ moleküllerini. Sonra ihtiyacı olan seviyeye indiriyoruz. 27, 28, 8, 29, 30. 30. Çikolatayı döktüğümüz noktada aslında yağ molekülleri hizalanmaya başlamış oluyor. Oradan kıtırdama oluyor. Soğuduğu zaman da kıtırdama geliyor. Yani kıtlama var, parlaklık var ve ele yapışma var. Üçü birden o 5 numaralı evet, yağ molekülünde oluyor. Sıcaktan hiç temperlemeden evet. Dondurduğumuz o damağımızda dağılan paramparça parmaklarımızda yapıştı. Ama onun da tadı başkaymış. Sadece kıtırtısı yoktu yani. Aynen. Çıtlaması yoktu. Bunun içerisinde daha önceden yapılmış olan Peru Chuncho'muz var. Evet. Şimdi onun tekrar temperlenmiş halini artık bar haline getirdiğimiz anı göreceğiz. Ve yine teknoloji. Yine teknoloji. Yardım.
Temperin yapıldığı, çikolatanın sevdiği sıcaklık 18-20 derece. Evet ama bunlar soğuklar. Yani soğuklar 18-20 derken... derecede bunlar ama temperlenen ürün 31. İkisinin yakın olması lazım ki bunu buna döktüğümüzde sıkıntı yaşamayalım. Yani hava kabarcığı olabilir, oturmama olabilir. Desen bozukluğu, dalga. Ya bu hepsi... bu da bir detay. Evet maalesef çok detaylı bir iş. O zaman ısıtıyoruz ve artık dolduruyoruz. Barı görelim. Evet. Temperledik, sonra dolaba gittiler. Ondan sonra da tabletten çıktıktan sonra da şu anda tezgahta gördüğümüz hallerini alıyorlar evet. Ve çeşidine göre bunları paketliyorsunuz. Evet. Şimdi ben isterim ki beraber de bir çikolata yapalım. Aslında ben buraya ilk gelirken aklımda şey vardı. Hani böyle olayı hiç bilmiyormuşum bu arada. Yani Bean to Bar'ı bilmediğimi burada söyleyebilirim. Bean to Bar'ın felsefesini anlayınca dedim ki Ferhat bir şeyler karıştırma. Çok karıştırma. Karıştırma ama bir şey ekleyebileceğimizi aynen. Biliyorum. Ben de madem yılın sonuna da geldik, biz bir yıl boyunca ve hala devam edeceğiz bu arada. Afet bölgesindeki üreticilerimizi destekledik. Umarım sizler de destekliyorsunuzdur hala. Aynen. Buraya Diyarbakır'dan sumak getirdim, Adıyaman'dan besli üzümü getirdim ve Antep'ten de fıstık getirdim. 3 tane bar çıkıyor. Şimdi her barı üzerlerine bunlardan birer parça koyacağız. Sumağın o doğal ekşiliğini görelim. Besli üzümün hafif o bitter, acımtırak çekirdeğiyle beraber tatlılığını da istedim. Tabii ki Antep fıstığını zaten siz de kullanıyorsunuz. Evet. Bir tane de onunla yapalım istiyorum. Sonra tadına bakalım. Evet, çikolatalar hazır. Şimdi bunlar buzdolabına gidecekler. 20 dakika sonra tadına bakacağız. Artık tadına bakalım. Tadım zamanı. Az önce ben şöyle hareketler gördüm. Evet, bu temperlendiğini gösteriyor. Tıkırtı varsa temperli. Bunu tuttum. Şu, ya o da olur da ha, şöyle, ha, şöyle tutup ona, ha, o tek. Bu bir, şu iki. Aa, parlaklık mükemmel ya. Evet, bu işi iyi yapmışız abi. 5 gün sürdü, 5 gün. O zaman ben en çok sumaklıyı merak ediyorum. Siz? Aynen. Sumaklı, aynen. Hadi bakalım. İnanılmaz temper bir. Temper budur. Sumak patlıyor. Bean to Bar'ın güzelliği bu işte. Klasik bir çikolatayı yukarı taşımıyorsun. Hepsi farklı çikolata ve hepsine bir şey uyarlayabiliyorsun. Hatta sizdeki daha düşük şeker oranlı çikolatalarda bile sumakla aynen. O damak sulanmasıyla beraber onun değişebilir. O zaman şimdi tadım sırası bende. Sıra geldi Adıyaman Besli Üzümlü'ye. Duyuyor musun sesleri? Çıtır çıtır. Farkındaysanız normal sultani üzüm kullandınız. Yani bizim klasik bildiğimiz kuru üzüm dediğiniz zaman şeker biraz yukarıdadır. Evet. Ve sizin çikolatanın şekerini zaten belli bir seviyede tutuyorsunuz, onu değiştiriyor. Ama bu Besli ile beraber aynı seviyede kaldı. Bir şef olarak sizden çikolata adına çok şey öğrendim burada. Sürekli biz o şelalelerde akan kuvertür çikolatayı bildiğimiz için şefler, yani biz kuvertür alıyoruz, kuvertür işlemeyi biliyoruz, temperlemeyi biliyoruz. Ama onu kuvertüre getiren hikayede doğru davranarak işte onu istediğiniz seviyelerde kavurmak, istediğiniz lezzet noktasına getirmek o işte çok özel bir çaba gerektiren bir işlenmiş. O yüzden de ben çok etkilendim çabanızdan. Umarım çok daha fazla çeşit artık single origin çekirdek tadacağız sizden. Evet. Belki ülkemizdeki bu coğrafi işaretli ürünlerin bazılarını içerisine eklemek değil de yanında beraber işte bu şekilde birleştirerek farklı notalarla da birleştirirsiniz. Yakıştığını düşünüyorum çünkü ürünlerinize bunların. Ben çok memnun oldum. Teşekkür ediyorum. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Afiyet olsun. Çikolataya dair cevaplamadığımız soru kaldı mı diye düşünüyorum. Kaldı mı? Çok. Ama vaktimiz yok. O zaman ağzımız tatlansın diyerekten. Antep fıstıklığıyla evet, Antep'e gidelim. Bitirelim. Evet. Gerçekten bu bölüm benim için hem çok çığır açıcı oldu, bilmediğim birçok şeyi öğrendim, çikolataya dair doydum, inanılmaz çikolatalar tattım. Gelip siz de burada tadabilirsiniz gerçekten ya da çikolataya dair farklı sorularınız varsa artık Coşkun ve Gonca'yı bulup onlara da sorabilirsiniz. Ben öğrendiklerimi daha ne seviyeye çıkartırım bilemiyorum ama çok fazla eksik bilgim olduğunda Coşkun hala söylüyor, bakıyor ki yok abi diyor. Çok var, çok. Çok var diyor. Görüşürüz, bay bay. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında.